Şaptalı horlu kıl etken videomuzda etkenimizde biz şükürlerde Kokonlu Üçköprük tümanında mihman bulup yurtmuz. Aynı pekte şu yerde istihonalar hakkında kısaca malumat verip otmakçımız. Bir yerde cüde küşlü şamallar bularken şunu hesabı ge dedi istihonalar özüge has kılıp kuruluş lazım. Hususen bana bu divar, kurtursuz, tagi divarlı kılışken. Divarlı kılıştan sebep bir tamamdan bunu sıkırak uçlaş içindeki ekinde. İkinci tamamdan güçlü şamallarda sıkana kamera zarar görürsün temirleş. Yani pas geçe eğer ben yerden pas geçe plümke tartıladığım olsa şamallarda yırtılıp zarar görürsün ihtimali balant boladı. Şu sebeple tay geçe yani, paski kısmını devar kılışken. Bunun için devar pasını beton kılışken bir 30-40 cm balandlıkta tepesine hamgış kılıp urup çıkışken. Ana. İng tepesinde yine ben bu kısmıda ferman tagida 20 cm kılıp sesme poiz kuyup çıkan beton. Hamda istihonalar mana arka tarafı ve nargi başı şimdi gış bilen ya paksa bilen urup çıkılırken. Aynı pekte bana gış bilen urup çıkılırken. Bu ham sıra buluş için hem şamalga çidamlara buluş için kalınken düşünüşümce. Şamal aylansın deyip önemli deyip de ram koyulgen bir yerde. Görgenizdik. Şu baş olgen. Firma, yani istihonanın üstü firma kılınken bu aldın yusulda. Hazır bu sal kımmat geçişi başlayan armaturadan kılış. Sebabı armatura kımmat bugün için köpçülük üstüge profil kıladırken bugün herhalde Toshkent viloyatida da şunday. Şimdi bir yerde biz ko'rayotgan örnek firmadan kılınken. Qarang, üstü kalpak kılıp devarın üstüge otkızılgen. Tahminen kança desem ekan bir 10-15 cm devardan taşkarıya mındırılgen şu kalpakı. Nima uchun? Çünkü yomg'ir qor yoqqanda üstüden erip tushadi, devarını yuvmaydi. Mana bu devarını yuvmaydi. Şu yuvmasın deb kalpak kılınken. Şamal ötmesin, hava, soğuk hava urmasın deyip karın kalpağı bana bunun üstü de sesme poistti üstü otkızılgın bana bu sesme poist görgenizdik üstüden yana bir kış mı iki kış bir kış urulup üstü üç kür kılıp yana balant kılıngan plünkanı takiden yapıştırış üçün neticede bu içige soğuk hava kırışını aldığını oladı ikinge bu tarafında divarı şu olma gereken aslında şu ap koysa yine hem ilgaraq sıra uçluydu. Toshkent hulayatı da min körgenlerim asosan buna kangi devar uruş şlaka blok bilen amalga aşırılgan körgen ben çünkü yağmur karda yuvulup etmesin deyip ama bir de bana adı yıkışım yaştırdı yuvulmagan. Yani pek de hoşunlukini hem görüşümüz mümkün ama hoşunluk hem şunu uçatıp korulgan eken. Fakat üstü açık. Şahsen biz buna hangi iki yanından devar uruşunu kollamayız özümüzde. Çünkü içinde kalan ikinge soyası düşüp, işte bir metre soya düşüge kararır, iki metredeki ikin soya cede kalıp, bir yavay ispat bulup, meyves kem buladı, meyde bulup kaladı deyip oylayımız. Biz bunu yıkamayız, lakin bir yerde buna hangi halat, yani etkenimde bir yerde. Daimi tusagan ekan, hamma shu ishni qilgan. Demak, ekiniga zarari yo'q. Ya'ni bular uchun bu ma'qul ko'rilyapti. Ya'ni Qo'qondagilar uchun. Ha, aytgancha bu meni g'amjon do'stim shu yigitni ziyorat qilib mehmonga kelgandim. Bahonada mana bu istixonalarni ham ma'lumot sifatida olyapmiz. Obunachilarimizga foyda bo'ladi deb. G'amjon o'sha azaldan bir-birimizni taniymiz. Ular ham istixona ishini qiladi, ham bu yerda mana ko'rganingizdek shaftoli bog'lari bor. O'sha shaftoli bilan ham shug'ullanadi. Bu yerda mana bosh qismi bir chiziq bo'lib ochilgan. Buni ataylab havo aylansin deb ochib qo'yishgan ekan bir sidra, taxminan shu 1.5 metr enlikdagi qismi. Boya aytgandek, bu yerda juda kuchli shamollar bo'lganligi hisobiga ancha issiqxonani mahkamlash, baquvvat qilish e'tiborga olinadi. Xususan mana ichidan bunday simlar tortilgan ham ko'ndalangga, ham uzunoqasiga ichida mana iloji boricha kichkinaroq kataklar qilib
plyonkani kamroq urinishini ta'minlashga harakat qilishadi. Qarang, har taraflama sim tortib mahkamlashgan. Va plyonkani ustida mana bunday qilib ko'ndalangga har yarim metrda arqon tortilib chiqilgan. Bunaqangi arqon tortilmasa shu qo'qon shamoli kelganda varragini chiqarib tashlar ekan bu istixonalarni. Biz obunachilarimiz so'raganda javob tarzida yozuvdik. Qayerda dehqonchilik qilasizlar deb, biz o'zi Toshkent viloyatida dehqonchiligimiz, ya'ni yerimiz yo'qda, bizda unaqa kuchli shamol bo'lmaydi. Biz masalan, bu yerda bir 30 metr tushunishimcha istixona bor, kamida 30 metr. 25 metrlik, 28 metrlik istixonalarimiz. Bu yerda qancha belbog' tortamiz? 4 joydan tortamiz taxminan. Bu yerda har 50 santimetrda belbog' qilmasa bo'lmas ekan. Bu yerdagi iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda. Istixona mahkamroq bo'lsin deb mana bu har 50 santimetrda tortilgan arqonlardan tashqari naqanga prinsiplar ham tortib chiqqan orasida, lekin shu shamolda bular uzilib ketgan. Mana osilib yotibdi. Ular dosh bermagan, ham shamolda, ham kuygan hisobiga. Mana yerda bulut singari ustida soyalar turibdi, e'tibor qilsangiz plyonkamizda. Bular o'sha bir paytlar shu bahorda plyonkani yirtib yuborgan qismlari shamolni, keyin ustini yamab xashak tashlagan. Maqsad o'sha plyonkani kuygan qismini, zaiflab qolgan qismini ushlab turish hamda shamol ko'tarib olishiga sal qarshilik ko'rsatish. Shuning uchun sizga xashak tashlab chiqishgan ekan. Istixonaning yon qismlarida bir nechta mavnaqangi deriza joyi qoldirib ketilgan, bu shamol kirib turishi uchun qilingan, ochib yopiladigan. Nariyoqda ham bor. Kunlar isib, havo aylanishi qiyinlashganda shu oynalar ochib qo'yiladi. Aslida bu istixona limon uchun maxsus qurilgan. Shuning uchun ham o'zi devor qilinishining sabablaridan bittasi ham shu qishda limonni sovuq urib ketmasin degan maqsad ham bor, asosiy sabablardan bittasi. Hozir mana g'anjonlar bu yerga limon ekkan. Bu yil bilishimcha 3-chi yil. Faqat daraxtlar hali unaqa yirik bo'lmaganligi uchun orasiga pomidor, bodring singari ekinlar ekib turishibdi. Mana bu yirikroq bo'lgan limon tupi, bunisi sal maydaroq bo'lganlari. Umuman olganda nariyoqda mana yirikroq bo'lgan orqasida keyingi yildan orasiga ekin ekmay qo'yamiz deyapti, chunki havo aylanishiga qiyinchilik tug'diradi. Bu yil oxirgi marta kuzga yana bir maqsa ekin ekadi, mana bu pomidorlar yulib. Bo'lmasam o'sha kuzgacha shu pomidor turadi-da, shu bilan bo'ldi keyin. Qattiq shamolda plyonkani usti yorilib ketgan. Shuning uchun ochilib ketgan, buni almashtirishadi endi kuzda. Hozircha turib turadi bari. Ya'ni o'zi hozirgi paytlarda nima deydi, qo'shma korxona plyonkalari bor bizda. Haligi Turkiya bilan O'zbekiston qo'shma nimasi bilan, usuli bilan yaratilgan xomashyo turkaniki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yoxud ikkita davlat tadbirkorlar birlashib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ular o'sha 2 yilga yetadi, ya'ni 4 ta mavsumga yetadi. Bu yerga Qo'qon sharoitida shamol kuchli bo'lganligi nuqtai nazardan ancha pishig'ini olmasa bu 2 yilga yetmay qolishi ham mumkin. Shunga diqqat qilish kerak ekan. Pomidorlari yaxshi, yirik-yirik bo'pti, bir chiroyli. Faqat hozir pomidorlar narxi tushib ketganda endi. Issiqxona limonga mo'ljallab qilinganligi uchun shu balandroq qilinishga urinilgan. Xo'p, o'rtasida mana balandligi o'rtasidan yergacha 4 metr atrofida, to'g'ri 390 deyapti. Issiqxonaning uzunligi 39 metr ekan. Eni esa, ya'ni u devordan narigi devorgacha bo'lgan masofa 10 metr. Yon tarafini yerdan balandligi taxminan 1.80 bo'lyapti. Limon ya'ni vaqt o'tishi bilan baland bo'lib boshlayotganligi uchun issiqxonaning ichi shu balandroq bo'lgani hamda shu limon deylik uch qator ekiladigan bo'lsa, o'sha qator enini ko'taradigan darajada enliroq qilingani ma'qul. Shu sababli ham bu ham uzun ham enli qilingan bu yerdagi issiqxona. Mana o'rtadagi limonlar. Umuman olganda bu issiqxona haqida shu
berib o'tishimiz mumkin bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Umumiy ichkaridan ko'rinishi takror olyapmiz. Kim uchundir qiziq bo'lsa agar. Bu yerda tuproqlari qora tuproq ekan, anaqa kulrang sifat bo'lib, bizniki sariqroq. Mana bizni tomorqaniki. Bu yerdiki shu qora. Odatda bunaqangi kulrang sifat bo'lib turgan tuproqli joylarda yer osti suvlari yaqin bo'lib, shu zax tez ko'tariladigan yerlar bo'ladi, lekin g'anjon achish bo'yicha ularda bunaqa muammo yo'q. Tuproqning o'zi rangi shunday ekan bularda.